Arkadaşlar, ekolü ve salmonella anaçlar taşıyıcı oldukları için yumurtaya verirler. Hani diyoruz ya, yumurta yavru kabuktan çıkamadı, içinde öldü. İşte salmonelladır. Yani yavruyu içindeyken sarar, gücü kuvveti bulamaz yumurta kabuğunu kırmak için. Diyelim kırdı çıktı. Yumurtada öldüğü zaman ya ölür olduğu zaman ya da sallabaşa girer. Bu da olmadı. Yeme düştüğü zaman zayıflar, ölür. Bu da olmadı. Çiftleşmeye yakın, çiftleşmeye girdi mi kurumaya girer. Ölür veya bir kenara çekilir. Salmonella böyle bir vebadır. Bakınız, köylü bir amcanın kümesinde kuş gribi görüldüğü zaman devlet giderdi o kümesteki ve o köydeki tüm gazları, ördekleri toplar alırdı. Poşetlere koyarlardı, kireçte gömerlerdi. Doğru mu? Doğru. Yani salmonella'dan ben ilaç aldım, kurtuldum diyen adam yalan der. Sadece paranı verirsin kardeşim. Kurtulmak için iyi bir mücadele yapmak lazım. Kümeslerimiz düzgün olmalı. Örneğin şimdi aldığınız salmonella ilacı kullanıyorsunuz. Hayvan yukarıdan alıyor, alıyor salmonella ilacını, alttan dışkı yoluyla bırakıyor. Yemeğe tuz serper gibi kireci alacaksınız. Zaten belli noktalara bırakıyor hayvanlar oturdukları zaman. Onları üzerine yemeğe tuz serper gibi kireç dökeceksiniz. Kirecin boğucu özelliği var. O bakteriyi orada hapsedeceksiniz. Bunları yapmadığınız sürece, yanlış anlamayın, kurtulan da kurtuluyor. Yani kümeslerin durumunu biz bilmiyoruz. Kuşların durumunu bilmiyoruz. Yani kimi kümeste ilk kullanımda atılıyor, kimi kümeste 3 ayda atılıyor, kimisinde 6 ay, kimisinde 1 senede. Yani kümesin kendi durumuyla ilgili. Çünkü içtiği sudan bulaştırıyor, suya tümüne bulaştırıyor. Böyle bir illet hastalık bu. Şimdi salmonella nedir? Belirtileri çok farklıdır. Kanat düşmesi, ayak topallaması, kuruma, uyuklama, yeşil dışkı, sümüksü dışkı, köpüksü dışkı, sulu ve parçalanmış dışkılar, pis kokulu dışkılar, kuşun kıçına dışkı yapışma olayları, titreme, kusma. Bunlar ekolü salmoni belirtileridir. Bizim gayemiz ishalı kesmek değildir. Dışkıdaki ekolü salmoni bakterisini ortadan kaldırmaktır. Bunu da iyi anlayın arkadaşlar. Öncelikle bakteriyi kaldırmak. Şimdi neden ishalı kesmek değil? İshal böbrek kaynaklıdır çoğunlukla. Bağırsak kaynaklı da var. Bunu zaten ilaç eğer bağırsak kaynaklıysa ortadan kaldırıyor, kesiyor, atıyor. Hani arkadaşların bazıları diyor ya, abi diyor, dışkılarım düzeldi, her şeyim düzeldi. Niye düzeldi? Çünkü bağırsak kaynaklıydı. Böbrek kaynaklı nedir? Yedirdiğiniz tuzlar. Şimdi adam diyor ya, ben kaya tuzu veriyorum, hiçbir şey olmuyor falan filan. İnanmayın. İnanmayın abi. Yedikleri tuz, mineral taşı, ekmek palet yem. Hem bunlar mantarı yapar, kursak mantarı, bağırsak mantarı yapar, hem de böbrekleri çökertir. Böbrekleri zayıflayan hayvan ishalden kurtulamaz. Arkadaşlar, bu olayı böyle anlamak zorundayız. Olayı iyi çözmeliyiz. Yoksa aldım ilacı, hemen verdim, kurtuldum. Yok kardeşim. Kimisi bakınız 3 güne arkadaşlar yazıyor. 3 güne diyor ki faydasını gördüm. Ve başladı. Kimisi diyor ki 10 güne turp gibi oldu. Kimisi diyor 20 gün bitti. Elhamdülillah. Kimisi de diyor ki abi uçağı geçti, yeniden başladı. Demek ki neymiş? Bir anda kümesten çıkıp giden bir hastalık değilmiş. Bunun için facemde kümes nasıl yapılır, havalandırma nasıl yapılır, folluk nasıl yapılır, isi sistemi nasıl yapılır, kireçleme nasıl yapılır, kuşlara tuğla tozu, mineral, pişmiş yumurta kabuğu vesaire nasıl hazırlanır? Doğal bakacaksınız. Hepsi var. Hepsi var. Üşenmeyin, faceme girin, karıştırın. İlla sahibin yaptığı tüm videolar. Bunlar sizin için yapılıyor. Emek veriliyor. Şimdi adam bana yazıyor. Abi diyor, sigaradan yapılan atsineyi, bit pire ilacını bulamadım. Abi arayıp bulacaksın, ben bulamam. Benim bir sürü işim var. Bana günde en az 200-300 tane mesaj geliyor. 50 kişi de telefonla arıyor. Yani girip Face'imde onu arayıp bulmuyor. İlla sahibisi arayıp bulup verecek. Bu kadar hazırcı da olmayın.
Lütfen rica ediyorum. Hazırcı olmayın. İllas abiye inandıysan, İllas abiye güvendiysen gireceksin, facesine bakacaksın. İlyas Yıldırım Güvercin Hastalıkları Grubu. Bu hastalık dediğiniz bir vebadır. Göz sulanması, burun akıntısı, gırtlakta balgam, hıçkırık, nefes darlığı. Ağızda çiçek, mantar, kursakta, bağırsakta. İç çiçek, diş çiçek, kanat eklem iltihapları. Başka da bir hastalık yok. E bunlarla ilgili her gün grupta zaten illa birisi bir hastalık atıyor. Hemen altına ne yapması gerektiğini, neyi kullanması gerektiğini eczaneden yazıyoruz. Yani 10 gün gruba takıl, sen de oldun doktor. Her hastalığı öğrendin. Çözümünü öğrendin. Yok abi, illa sağ ol. Sen bana onu bir at, ben bulamadım onu. E böyle bir dünya yok kardeş. Bu kadar tembel de olmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.